Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, geçen Instagram'da bahsetmiştim. Yetiştirebilirsem size çok önemli, çok güzel bir detaydan bahsedeceğim diye. Maalesef pazar gününe video yetiştiremedim. Anca şimdi yetiştiriyorum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar, ilk önce tabii ki o detaya geçmeden önce size oluşan bir formasyondan bahsedeceğim. Bitcoin'de yuvarlak tepe formasyonu oluştu. Tabii ki bu trend dönüş formasyonu arkadaşlar. Bunu Instagram adresimde de belirttim açıkçası. Instagram adresimde de yani önceden göstermek istedim ki sizler de araştırın, teyit edin en azından. Şimdi arkadaşlar, yuvarlak tepe formasyonu aynen burada da görüldüğü gibi bir trend dönüş formasyonudur. Boyun çizgisinin kırılımıyla beraber aşağı yönlü hareketler gelebilir arkadaşlar. O yüzden hani yuvarlak, hani ters çanak formasyonu da diyorlar. Ama dolayısıyla yuvarlak tepe formasyonu şu an için mevcut Bitcoin'de en uygun görsel olarak düşünebilirsiniz. Günlük time frame'e girdiğiniz zaman yuvarlak tepe formasyonu daha net bir kendini gösteriyor. Hemen şöyle bakalım. Aynen gördüğünüz gibi buradan bir yuvarlak, aynen bir formasyon kendini gösteriyor arkadaşlar. Kırılımından sonra, omuz bölgesinin kırılımından sonra aşağı yönlü hareketler gelebilir. Zaten şunu söylemiştim ben. Yaklaşık 2-3 haftadır söylüyorum. Bitcoin'in aşağı yönlü hareketlerinin gelmesini zaten ben bekliyorum. Yani bu tepki düşüşü olması gerekiyordu. Bunu uzun zamandır söylüyorum. Hemen haftalık time frame'e girdiğimiz zaman arkadaşlar, aynen gördüğünüz gibi ne demiştim ben? Beni takip eden takipçilerim bilir. Şu mevcut mumda, yani Kaufman Moving indikatörünün kırılımıyla beraber ya aşağı yönlü tekrar bir düşüş veya yukarı yönlü hareketle direnç bölgesinden aşağı yönlü bir düşüş bekliyorum demiştim ve gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var, sizlere şunu söylemek istiyorum. Tabii ki nerelerden dönecek bu, onu da bilmemiz gerekiyor. Yani en azından tahmin etmemiz gerekiyor. Hemen Kaufman Moving indikatörünü açtıktan sonra hemen şöyle hızlı bir şekilde açalım. Evet, Kaufman Moving indikatörünü açtıktan sonra açıkçası Bitcoin'in düşmesinin beklediğim, yani en azından destek tavanı bulmasını beklediğim yer 20.400 seviyesi. 20.400 seviyesini bekliyorum açıkçası. Buradan yukarı yönlü hareketler gelebilir veya bir sonraki destek bölgesi olan arkadaşlar, burayı aşağı yönlü kırdıktan sonra 18.400 seviyesi. 18.400 seviyesinden sonra artık yukarı yönlü, trend yönlü hareketlerimiz 50K'lara kadar gitmeye başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Kaufman Moving haftalık time frame'de yukarı yönlü kırılımlar artık ince bir trend. Yani bir mega trend, mega boğa olmasa da bir küçük boğa yaşatıyor arkadaşlar. Onu hep söylemişimdir. Yine söylüyorum. O yüzden çok dikkat etmenizde fayda var. Yani birçok arkadaşım burada artık düşüş olmaz, trend başladı, yukarı yönlü hareketler gelecek dese de ben her zaman söylemişimdir, bir düzeltme hareketi gelmesi gerekiyor, bir kar realizasyonu gelmesi gerekiyor demiştim. Çünkü neden 17.300 seviyesinden 23.900, yani 24.000 seviyelerine kadar bir yukarı yönlü sert harekette, 3 haftalık sert harekette tabii ki yatırımcı karını almak çıkacak, alıp çıkmak isteyecek arkadaşlar. O yüzden aşağı yönlü hareketler gelebiliyor. Dolayısıyla burada da yuvarlak tepe formasyonu gerçekleşti. Yuvarlak tepe formasyonu da bir trend dönüş hareketidir arkadaşlar. Dolayısıyla aşağı yönlü hareketlerin gidebileceğini düşünebiliyorum. Şimdi sizlere açıkçası bir takipçimin bana bunu tabii ki söylemesiyle, yani çok dikkat etmedik açıkçası. Arkadaşımız uzun zamandır hocam ben bu şekilde trade yapıyorum ve kazanıyorum dedi. Dikkat ettik gerçekten. Yani inanılmaz bir şekilde güzel seviyelerde işlem açılabiliyor. Çok pardon. Sıcak kahvemizi de yudumlayalım. Şimdi arkadaşlar, ben size şunu söylemek istiyorum. Dikkat çok önemli. Göremediğimiz detaylar olabilir. Yani bakan kör olabiliriz. Yani önümüzde böyle bağıran bir şey göremeyebiliriz. Dolayısıyla takipçimizden teşekkür ederiz. Bu detayı bizimle paylaştığı için
Açıkçası biz bunu görememişiz ya da gördük dikkat edememişiz. Arkadaşımız uzun vadede değil çok kısa vadede birkaç mum hareketiyle ben hocam kârımı alıp çıkıyorum dedi. Şimdi size onları göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yapılıyor? Yani nerelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onu öncelikle göstermek istiyorum. Şimdi göstergeler ve stratejiler bölümüne bir kere tıkladıktan sonra kullanmış olduğumuz bir indikatör var. QMont. Buna bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii ki birçok coin'de bu geçerli oluyor. Birçok paritede geçerli oluyor arkadaşlar. Ben hemen size Bitcoin'de bir tane örnek göstermek istiyorum. Şimdi burada barlar var. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü kırmızı, yukarı yönlü mavi turkuaz renk barlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız bize dediği olay şu açıkçası. Hocam ben şu şekilde işlem açıyorum. Şurada hemen göstereyim. İki tane bar birbirine sıfırsa açılış ve kapanış seviyesi aynıysa mesela bakın şurada da var. Ben bir sonraki işlem için pozisyon alıyorum dedim. Şimdi şaşırdık tabii ki. Yani demem o ki yani iki bar aynıysa yön zaten gördüğünüz gibi yukarı yönlü çıkmış 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 ve iki bar burada aynı şekilde kapanıyorsa dolayısıyla bir düşüş hareketi gelebilir diyor. Aynısı için de aşağısı için geçerli. Aşağı yönlü hareketler iniyor 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 barlar iniyorsa ve dolayısıyla burada iki bar aynı şekilde kapanıyorsa yukarı yönlü hareketler geliyor diyor. Ve takip ettik arkadaşlar. Gerçekten evet bir mum iki mum aşağı yönlü hareketler geliyor. Mesela arkadaşımızın burada dediği gibi tam şu mesela barda baktığımız zaman evet bu mevcut bar arkadaşlar kapanış buradakiyle ya bir önceki barla aynı seviyede kapanmış ve gördüğünüz gibi bir düşüş senaryosu geliyor. Yani yukarı yönlü hareketler de gelebilir. Zaten burada bir uyumsuzluk söz konusu. Gördüğünüz gibi QMont'ta arkadaşlar indikatörde aşağı yönlü hareketler devam ederken Bitcoin yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor ve zaten düşüşler gerçekleşiyor. Burada da zaten bir uyumsuzluk söz konusu. Bunu da takip edilebilir ama arkadaşımızın tek bir mumla bunu yakalayarak ben işlemi burada açarım hocam. Paramı da alır, çıkar giderim diyor. Gerçekten mantıklı. Şöyle geçmişe baktığımız zaman birçok örneğini gördüm arkadaşlar. Şöyle hani sürekli oluşan bir oluşum değil bu. Nadir oluşuyor. Mesela 4 saatlik time frame'de daha fazla oluyordu. 4 saate bir girelim. Şöyle bakalım. Güncel var mı? Mesela terste yani düşüş trendine güncel yok. Birbirinden uzun barlar var. Yani burada çok küçük milimetrik bir hareket var arkadaşlar. Çok küçük bakın aynısı burada da geçerli. Bakın bu bar kapanıyor. Daha sonra arkadaşlar buradaki bar da kapanıyor. Aynı seviyede hemen hemen bir sonraki mum arkadaşlar aşağı yönlü düşüş trendi devam ediyor. Aynen görüyorsunuz. Bakın burada da geçerli. Aslında yani şunu söyleyebilirim. Bu da değerlendirilebilir. Ama arkadaş diyor ki ben birebirini seçiyorum hocam diyor. Çünkü değişkenlik gösterebiliyor. Uyumsuzlukla tepede kalabiliyoruz. Yani terste kalabiliyoruz diyor. Dolayısıyla bunu baz almıyoruz. Evet bu da düşüş olarak gözükebilir. Ama baz almıyoruz. Mesela örneklere bakalım. Şöyle kaldıralım. Mesela bakın bu çok yani çok küçük bir detay ama bu da değerlendirilebilir. Bakın tam şuradaki iki tane gördüğünüz gibi şu iki tane bar gerçekten çok değerlenebilir. Bakın bir öncekiyle hemen hemen aynı seviyede kapatılıyor ve burada arkadaş short işlem açıyor ve bir sonraki mum gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareket geliyor. Mesela burada da öyle. Bakalım şöyle. Detaylar var arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde. Neredeydi? Aynen burada da aşağı yönlü hareketler geliyor. Şöyle bir kaldıralım. Sizlere göstermek istiyorum. Ben sizlerle birlikte bulmak istedim arkadaşlar. Önceden bulup kenarı koymak istemedim. Mesela bakın burada da aynısı geçerli. 3 tane bar arkadaşlar
gördüğünüz gibi birbirinin aynı şekilde kapanmış. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketler gelebileceğini gösteriyor ve burada bir long işlemi açılabiliyor. Tabii ki şunu söylemek istiyorum. Bu hani bir trend dönüş hareketi değildir arkadaşlar. Bir sonraki move'un gerçekten yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü olabileceğini tahmin edebilmektir. Tabii ki bu %100 geçerli bir sistem değildir ama siz de göreceksiniz ki birçok paritede, birçok coin'de işe yaradığını görebilirsiniz. Hemen ATA USDT'yi açalım arkadaşlar. Beni likide eden parite maalesef. Hatta bunu ben sizlerle paylaştım. 1000 dolarımız gitti. Olsun. Sağlık olsun. Şimdi arkadaşlar bakın her zaman onu söylüyorum. Stoplu takip edin demiştim. Hatırlarsanız stopsuz hiçbir şekilde takip etmeyin. Ben maalesef arkadaşlar ATA'da stopsuz takip ettim. İnat ettim. Pariteyle resmen inatlaştım. Peki ne oldu? Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi stop olduk. Yani bakın burada tam bu bölgede stop olduk. Tekrar aldı yukarı götürdü. Yani o yüzden arkadaşlar siz benim yaptıklarımı yapmayın. İnatlaşmayın bir pariteyle açıkçası. Şimdi arkadaşlar konumuza tekrar geri dönecek olursak bakın burada birebir aynısı. İşte arkadaşımız bundan bahsediyor. Bunları hocam araştırdığınız zaman yani şöyle söyleyeyim. Burada coinleri sıraladığınız zaman ve dolayısıyla bu şekilde bir tane coin bulduğunuz zaman arkadaşlar arkadaşımız aynen bundan bahsediyor. Dönüşüm %90 oranında aşağı oluyor diyor hocam. Ben bunu yıllardır gördüm. Bununla yıllardır yaşadım. Ve aşağı yönlü hareket geliyor diyor. Ve dolayısıyla bir short işlemi açılabilir. Bakın birebir aynı şekilde kapanmış neredeyse. Evet birebir aynı şekilde kapanmış ve bir sonraki hareket aşağı yönlü olabiliyor hocam diyor. Evet yukarı yönlü trend hareketimiz devam ediyor. Ama bir sonraki mumun aşağı yönlü olduğunu tahmin ediyor arkadaşımız. Bu şekilde. Bu da gerçekten çok güzel bir detay. Bakın burada bir elde var bir. Bir daha bakalım şöyle. Hemen bir daha. Tabii şimdi 4 saatlik time frame'e geçelim. Günlük time frame'de tabii ki bunu beklemek günlerce sürüyor. Ama siz birçok pariteyi takip ettiğiniz zaman bunlar olabilir. Mesela bakın burada gördüğünüz gibi aynı şekilde kapanmış ve bir sonraki hareket düşüş hareketi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizler de görebiliyorsunuz. Bakın burada da aynı şekilde kapanmış ve bir sonraki mum hareketi yükseliş hareketi oluyor. Bakın aynı şekilde kapanmış görüyorsunuz ve bir sonraki hareket düşüş hareketi oluyor. Yani anlatmak istediğim açıkçası bu arkadaşlar. ATA paritesinde çok net bir şekilde 3 tane örnekle karşılaştık ve sizlerle bunu paylaşmak istedim. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde hareketler edebilirsiniz. Mesela bu şekilde iki barı yan yana gördüğünüz zaman arkadaşlar short işlemi bakın aynısı. Aşağıda da gördüğünüz zaman bir long işlemi girebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle geçmişe bakalım. Evet bakın burada da aynı şekilde arkadaşlar. Burada da çok bariz yani çok milimetrik açıkçası ama aynı şekilde kapanmış ve aşağı yönlü hareketler gelmiş arkadaşlar. Burada şu an öyle bir şey yok. Evet bakın burada da birebir aynı şekilde kapanmış ve aşağı yönlü hareketler gelmiş. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki bu kaldıraçlı işlemlerde değerlendirilebilir. Aşağı yönlü hareket bulduysanız yani long pozisyonu arıyorsanız spotta da değerlendirilebilir. Ama short işleminde tabii ki kaldıraçlı değerlendirilebilir. Yani şöyle söyleyeyim açıkçası şuradan şuraya bir kaldıraçlı 1.64'te güzel para bırakır açıkçası. Aynen bakın burada da geçerli. Gördüğünüz gibi aynı şekilde kapanmış, birebir aynı şekilde kapanmış ve bir sonraki hareket arkadaşlar gördüğünüz gibi bir düşüş senaryosu oluyor. Nereden baksanız 1.84 gibi bir düşüş senaryosu. Olay bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya bunları değerlendirebilirsiniz. Biz arkadaşımız bize bunu söyledi. Biz bir yani garipsedik açıkçası. Dikkate almadık ama daha sonra gördük ki hepsi uyuyor. Yani tek tek baktık, inceledik. Hepsi gerçekten uyuyor. Bir tane terste bırakan hareket olmadı. O yüzden bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Mesela burada da aynı şekilde arkadaşlar. Bir önceki barın aynı seviyesine kapandı ve düşüş senaryosu geldi. Gördüğünüz gibi. Evet, benim bugün anlatmak istediğim bu da arkadaşlar. Ufak bir detay ama gerçekten vurkaç taktiği için İdeal bir detay açıkçası. Yani bunu 1 saatlik time frame'de de yapabilirsiniz. 1 saatlik 15 dakikalık time frame'lerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle
Bakın 1 saatlik diyaframda da çok güzel çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada ikisi aynı anda ve tekrar aşağı yönlü düşüş gerçekleşiyor. Bakın burada ikisi aynı anda kapanıyor ve bir sonraki mum gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. 1 saatte 15 dakikada açıkçası tüm scalping'te de gerçekleşebiliyor. Mesela bakın burada aynı anda kapanmış, bir sonraki mum gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketine devam etmiş. O yüzden bunlara dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.